TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ben Fatih Şahin, gündeme hoş geldiniz. Bugün 18 Mayıs, yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeleri ve gazete başlıklarını aktaracağız. Bu önümüzdeki yarım saat süresi boyunca sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp hattından tüm soru, görüş ve önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz diyelim ve günün gelişmeleriyle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam dünyasında büyük tepki çeken Kudüs adımının ardından zulme sessiz kalmayan Türkiye'nin süreci tabii ki devam ediyor. Bugün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı ülke liderleri düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacak. Ayrıca Yenikapı'da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni protesto, Filistin'e destek amacıyla dev bir miting yapılacak. Filistin meselesinde Türkiye ve diğer İslam ülkeleri birlikte hareket etmeli. Türkiye elçisini İsrail'den çekerek ABD'nin Kudüs kararı karşısında tavrını gösterdi. Diğer ülkeler de üstlerine düşeni yapmalıdır. İstanbul'daki konferansta konuşan uluslararası hukukçu John Quigley, İslam ülkelerine Türkiye'yi örnek gösterdi. Bu anlamda gözler Türkiye'nin çağrısıyla bugün İstanbul'da olağanüstü toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına çevrildi. Zirveye İslam ülkelerinin liderleri de katılacak. İsrail'in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir. İstanbul'daki zirvede Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır. Türkiye-İsrail Ankara Büyükelçisi'ne Türkiye'yi terk etmesi talimatını vermiş, İstanbul Başkonsolosu'nun da ülkesine dönmesini istemişti. Büyükelçi Ethan Nahin, Türkiye'den ayrılırken havalimanında üstü aranmıştı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu uygulamadan duyulan rahatsızlık iletildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçinin VIP'den geçmeyerek art niyetli olarak mağduriyet algısı yaratma çabası içinde olduğunu söyledi. Ucuz politika bu dedi. Karşılıklı esası gereği İsrail'de de, bu Türkiye'de de VIP'den geçmek için belli bir ücret ödemeniz lazım. Evet. Biz bunu artık tüm ülkelere de uyguluyoruz. O ülkeler bize VIP'yi açıyorsa, bizim bakanlarımıza, üst düzey yetkililerimize, biz de açıyoruz. Para karşılığı açıyorsa, para karşılığı parasını tam ödeyen geçebilir. Tam bir tekabiliyet. Eğer açmıyorsa da açmıyoruz. Dolayısıyla İsrail Büyükelçisi pekala parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşımasına, Filistinlilerin Gazze sınırında verdiği tepki İsrail terörüyle katliama dönüşmüştü. İsrail askerleri abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 62 Filistinliyi şehit etmiş, 3188 kişiyi yaralamıştı. Yaralılardan 54'ünün bitkisel hayatta olduğu bildirildi. Ayrıca İsrail savaş uçakları bir kez daha Gazze'de Hamas'a ait bazı binaları bombaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve ABD vahşetine karşı harekete geçilmesi için yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Amerika bütün işleri bitirdi de şimdi bu mu kaldı? Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından Papa Francis ile görüşen Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani liderinden katliamı kınamasını ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesini istedi. Yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu söyleyen Papa, Kudüs'te özel statüye sahip olduğu iki devletli çözüm şart dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de ise Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Kudüs krizi ele alındı. Birliğin ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı mümkün olan en üst siyasi uygulamayı hayata geçirmeyi planladığı belirtildi. Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye ise Gazze vahşeti ve Kudüs krizini dünya kamuoyunun gündeminde tutmanın yanı sıra insani yardım için de devrede. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kudüs'te ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere Ramazan yardımında bulunmak ve Filistinli esnafa destek olmak amacıyla 700 aileye 500'er dolarlık alışveriş çeki dağıttı. Allah Türkiye'den razı olsun. Bu çeklerle Filistinli mağdurlar biraz olsun rahatlayacak. Kudüs'te büyük zorluklarla karşı karşıya kalan Filistinli esnaf da nefes alacak.
Evet, bugünün gazete başlıklarına bakalım. Hürriyet gazetesi İstanbul'da Kudüs günü başlığıyla bugün Yenikapı'da yapılacak miting ve öncesinde Türkiye'nin dönem başkanı olma sıfatıyla olağanüstü toplantıya çağırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi ne konu alıyor değerli izleyenler? Hürriyet gazetesi bugünkü manşetinde Filistin'deki katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin liderleri İsrail'e karşı atılacak adımlar için bugün İstanbul'da bir araya geliyor diyor Hürriyet. Yaşananları protesto için vatandaşlar da Yenikapı'daki mitingde buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Filistin diplomasisi çerçevesinde olağanüstü toplanan zirveye çoğu devlet başkanı düzeyinde olan liderler katılacak. Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın devlet başkanları zirvesine sonuç bildirisinde İsrail'e ve dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor. Liderler Harbiye'de toplanırken Yenikapı'da da vatandaşlar zulme lanet Kudüs'e destek mitinginde buluşacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 15'te katılacağı miting için dün hazırlanan dev sahnenin üzerine insanlık adına İstanbul ayakta yazıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Yenikapı'da olacağını açıkladı deniliyor haberde. İsrail'in Filistin'deki katliam ve işgaline karşı Ankara kısa, orta, uzun vadeli strateji izleyecek. Öncelik dünyayı harekete geçirmek ve yol haritası çizmek deniliyor Hande Fırat'ın kaleminden bugün Hürriyet'te yayınlanan haberde. Oğul Netanyahu haddini çok aştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun hadsiz oğlu. Bakın ne yapmış değerli izleyenler. Yair, adı Yair bu kişinin. Instagram'da bir sosyal medya sitesinde küfür içeren bir Türk bayrağı görseli ve mesaj paylaşmış. Tepki üzerine de hesabı kapatmış. Hürriyet gazetesinin haberindeki yer bulan haberde. Parlamentoya veda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 24 Haziran seçiminden sonra toplanmak üzere önceki gece tatile girdi. Seçimlerle birlikte yeni sistemle çalışmaya başlayacak milletvekilleri birbirleriyle tokalaştı ve toplu hatıra fotoğrafı çektirdi deniliyor haberde. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftarını AK Partili milletvekilleriyle birlikte yaptı değerli izleyenler. AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle buluştu ve iftar sonrası vekillere hitap etti ve şunları söyledi. Benim gözümde 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. meclisten sonraki 2. kurucu meclistir. Sizler daha Bismillah derken Türkiye'yi kaostan kurtardınız. Sizler herkesin hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturdunuz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son zamanlarda bir hayli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına karşı hükümet atağa geçti, harekete geçti. Değerli izleyenler biliyorsunuz yurt dışındaki petrol fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına ve dolara endeksli Türkiye'deki akaryakıt fiyatları ve bu artışı önleme adına, frenleme adına önemli bir adım atıldı. Akaryakıt fiyatı kur etkisine karşı sınırlandırıldı diyor Hürriyet'te. Dün başlayan sistemde akaryakıt fiyatında artış olduğunda aynı tutar kadar ÖTV düşürülecek. Böylece akaryakıt fiyatları değişmeyecek deniliyor haberde. Star gazetesine geçelim. İstanbul kıyamı bugün İstanbul Yenikapı'da Gazze katliamına karşı, İsrail'e karşı tepki gösterecek yüz binler belki de bugün İstanbul'da Yenikapı'da olacak. İslam aleminin kalbi bugün İstanbul'da atacak diyor Star. Erdoğan'ın çağrısıyla toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı ve Yenikapı'da milyonları buluşturacak Kudüs mitinginden İsrail'in hukuk tanımaz barbarlığına karşı iki güçlü ses yükselecek deniliyor haberde. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail'e hesap verecek sözü bugün Star'da sarı zemin üzerine yazılmış. Bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e üye olması için gece gündüz çalışacağız. Çabalarımızın tek gayesi Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulmak. İsrail yaptıklarının hesabını verecek diyor ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hemen Çavuşoğlu'nun altında yer buluyor. İlk kıblemizin onurunu savunacağız. İslam'ın vicdanı, Türklüğün katı ve keskin şuuru Yenikapı'da dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık ikaz dolu bir mesaj verecektir diyor Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı
Devlet Bahçeli. FETÖ'den tasfiye, üçlü kamuflaj Star'dan aktaracağımız bir diğer haber. Yargıt'taki FETÖ'cüleri tasfiye için 2012'de Kayder'i kuran hükümete karşı örgütün Vefa, Ay Yıldız ve Sosyal Demokrat adlı gruplarla derneğe sızdığı belirlendi deniliyor haberde. Amerika'daki Hakan Atilla davasına ilişkin karar sonrası hükümetten tepkiler yükselmeye devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Amerika'da hakkında 32 ay hapis cezası verilen Hakan Atilla davasına sert çıktı. Kumpas davalarla kimse Türkiye'yi dize getiremez ve bize rota tayin edemez. Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı, önceden belirlenmiş kararı ilan etti diyor Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ. Yeni Şafak gazetesi Kudüs için ayağa kalk. Bugün Yeni Şafak'ta tıpkı Hürriyet ve Star gibi Yeni Kapı'daki miting ve İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını konu almış manşetinde. Türkiye Kudüs'ün ikinci işgaline ve Filistinlilerin vahşice katledilmesine karşı tek yürek, tek ses oldu. Uluslararası arenada İsrail'e diplomatik mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yüz binlerce kişi de bugün saat 16'da Yeni Kapı Meydanı'nda buluşacak deniliyor haberde. Ve dünyanın gözü İstanbul'da diyerek de İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini bir şekilde konu almış ilk sayfasında Yeni Şafak. İstanbul'daki toplantıya 17'si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 40'tan fazla ülkeden katılım bekleniyor. Zirvede İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Filistin'e yönelik saldırılar karşısında kararlı ve güçlü bir ses vermeleri büyük önem taşıyor deniliyor haberde. Adilik başlığı altında önemli bir haberi aktaracağız değerli izleyenler. İsrail devleti mensuplarının, yöneticilerinin bakın nasıl bir tavır içerisinde, nasıl bir zihniyet içerisinde olduğunu göreceksiniz şimdi okuduğum haberde. İsrail hükümet sözcüsü Michel Mayan 63 Filistinlinin katledilmesini aşağılık ifadelerle savundu. İrlanda kanalı RTE'ye konuşan Mayan, Gazze'deki Filistinlileri neden vuruyorsunuz sorusuna bu kadar çok insanı hapse atamayız karşılığını verdi. İşte bu insanların zihniyeti bu değerli izleyenler. İnsan hayatına verdikleri önem bu maalesef. Lahey'e gideceğiz diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İsrail'in yaptıklarının cezasız kalmayacağını belirtti ve konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması için Filistin'e her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz dedi. Ve dün gönderilen İsrail Büyükelçisi'nin Naeh'in şov yaptığını da savundu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Türkiye'den ayrılırken dış hatlar terminalini kullanıp Twitter'da tahriklerde bulunan İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh, Eitan Naeh için yorumu yaptı Bakan Çavuşoğlu. Mağduriyet yaratma çabasında parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. İsrail'de bizler para ödeyerek geçiyoruz deniliyor haberde. Faiz lobisi dolarla saldırıyor. Yeni Şafak'tan aktaracağımız bir diğer haber. Yatırım, üretim, ihracat ve büyüme gibi kalemlerde dünyayı kıskandıracak gelişmeler kaydeden Türkiye, mali piyasalar üzerinden üretilen dezenformasyonla faiz artırmaya zorlanıyor. Dolar ve avroyu tırmandıran çevreler hem Merkez Bankası'nı faizleri artırmaya zorlamaya hem de ekonomiyi kötü göstermeye çalışıyor deniliyor haberde. Yeni Birlik gazetesi bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı bugün Yeni Birlik gazetesinin manşeti. Türkiye dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine bugün bir kez daha İstanbul'da toplanıyor deniliyor haberde. Benim gözümde bu meclis ikinci kurucu meclistir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün iftarda bir araya geldiği AK Partili milletvekillerine yönelik söylemiş olduğu sözler bugün Yeni Birlik gazetesinde sürmanşette. Erdoğan benim gözümde 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. meclisten sonraki ikinci kurucu meclistir dedi deniliyor ve dün bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu fotoğrafın üzerinde yer buluyor haberde. Hemen onun hikayesini anlatalım size. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yer aldı deniliyor haberde.
Hukuk önünde de cevap vermeli. Yine Çavuşoğlu'na ait bir söz. İsrail'in 60'tan fazla Filistinli'yi katletmesiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, insanlığa karşı işlenen bu suçun bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesi ve bu rapor doğrultusunda da İsrail'in artık hukuk önünde de cevap vermesi bekleniyor deniliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden de destek geldi bir anlamda. Gazze'de Filistinlileri, masumları katleden İsrail'e değerli izleyenler. Pentagon sözcüsü Dana White, Gazze'deki İsrail katliamı, İsrail kendini koruma hakkına sahip, dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz diye açıklama yaptı. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Koridor bozuldu. Mehmetçik terör koridoru planını tarihe gömdü deniliyor Milliyet'in manşetinde. Türkiye, YPG PKK'nın terör koridoru planını son 1,5 yıldaki diplomatik ve askeri manevralarla imha etti. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla güney sınırındaki sözde kantonların birleşmesi planını bozdu. Türk askerleri yay kuşatması şeklinde kurulan 12 gözlem noktasıyla İdlib bölgesini de önemli ölçüde kontrol altına aldı. Böylece Cerablus'tan Yayla Dağı'nın altına düşen kesime kadar 200 kilometrelik bir hat Mehmetçik kontrolünde. Derinlik ise Reyhanlı'dan kuş uçuşu 100 kilometre. Gözler Membiç'teki YPG varlığının ele alınacağı 4 Haziran'da Washington'da yapılacak görüşmede deniliyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar yemeğinde ve söylemiş olduğu sözler Milliyet'te yer buluyor. Erdoğan ayrıca burada İngiltere temasları sırasında bir vatandaşımızın Türk bayrağı açması ve bazı hainler tarafından, teröristler tarafından o Türk bayrağını açan vatandaşımıza karşı bir saldırıda bulunulması ve bunun neticesinde bu vatandaşımızın bayrağı vermemesi gerçekten önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benim nezdimde o kişi Nene Hatun'dur dedim. Kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdim dedi milletvekillerine yaptığı konuşmada. FETÖ'nün hava yapısına operasyon Milliyet'ten aktaracağımız bir diğer haber. Ankara merkezi yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hava kuvvetleri bünyesindeki bazı askerlerin mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri belirlendi. Aralarında açığa alınan ve ihraç edilenlerin de bulunduğu biri Tuğgeneral, 5'i albay, 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı deniliyor. Son gazetemiz Vatan Gazetesi. Her bayrak bir şehit. Bugün Vatan Gazetesi'nin manşeti değerli izleyenler, hatırlayacaksınız. Afrin'de YPG'li teröristleri püskürterek kahramanlık destanı yazan 9 şehidimizin anısına Kaltepe'ye 9 bayrak dikildi. Gerçekten önemli bir haber bu. Zeytindal Harekatı'nın 41. günü olan 1 Mart'ta PKK-YPG'li teröristler Hatay Hasan'ın karşısındaki Hac Bilal Köyü'ne hakim 1083 rakımlı Kaltepe'ye sızmak istedi. Hava sisliydi. Gizli tünellerden çıkan teröristler ağır silahlarla saldırdı. Düşmanla mesafe birkaç metreydi. Ancak teröristlerin unuttuğu bir şey vardı. Karşılarında "Komutanım, jetlerimiz tepeyi vursun, gerekirse biz burada şehit olalım ama bu hainler gebersin" diyecek kadar yiğit bir Mehmetçik vardı. O gece 100 teröristin 73'ü öldürüldü. Orada şehit düşen 9 Mehmetçik dün bayraklarla ölümsüzleştirdi. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah. Bu asrın Nene Hatun'usun aktaracağımız son haber olsun Vatan Gazetesi'nde de. Az önce de aktardım, Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunurken PKK yandaşlarına elindeki bayrağı vermeyen kadını dün övdü Erdoğan. "Onu aradım, sen bu asrın Nene Hatun'usun dedim, kutladım" diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, gazete başlıklarından aktaracağımız haberler bu kadar. Gelişmelerle gündem devam ediyor. Sayın seyirciler, bir yanda gözümüz ve gönlümüz Filistin'de olan bitenlerde ve bir yanda da Ramazan coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinden iftar sofralarının heyecanına bakacağız şimdi de. Ramazan ayının ilk iftar ezanıyla birlikte sofralar şenlendi. Saatler öncesinden başlayan hazırlıkların ardından besmeleyle, sünnet gereği hurma, su ve zeytinle açıldı iftarlar.
Bu muhteşem manzara İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yaşandı. İftar yemeği meydana kurulan masalarda yendi. Bu görüntülerse Hakkari'de sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğin iftar sofrasından. 2400 rakımlı Balkaya Dağları'nda kahramanlar bir yandan iftar yaparken vatan nöbetini de aksatmadan görevlerini sürdürdüler. Bütün Türk halkının Ramazan ayını kutluyorum. 24 Nisan depreminde evleri hasar gören Adıyamanlılar ilk iftarı kaldıkları konteyner kentlerde karşıladılar. Bu konteynerlerin içinde oruç tutmak kolay değil. Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri de ilk kez öz vatanlarında Ramazan yaşamanın sevincini yaşadılar. Hayırlı Ramazanlar bütün İslam dünyasına, çok güzel Ramazan geçiyor. Aralarında Türkmenlerin de bulunduğu Suriyeli göçmenler Ramazan'ın ilk iftarını Hatay ve Kilis'te konteyner kentlerde açtılar. Her ne kadar Türkiye için ikinci vatanımız deseler de vatan özlemleri başkaydı. Geri memleketimize dönmek, orada orucumuzu tutmak, toprağımızda oturmak daha tatlı tabii. Ve Türkiye'nin bir başka köşesi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yine bir gelenek olan iftar topu teknolojiye yenilmiş görünüyor. Zira kuru sıkı top yerine ses bombasıyla oruç açılıyor. Ramazan topu patlıyor. Ramazan ayı boyunca gönül coğrafyamızdan farklı ülkelerdeki Müslüman topluluklarından Ramazan renklerini Diyanet televizyonu ekranlarına taşımaya çalışacağız. Bugün iki ülkeye, dünyanın nüfusu en büyük Müslüman ülkesi Endonezya'ya ve dünyada Ramazan'a ilk giren ülke olan, yani biz burada iftar yaparken orada sahura kalkılan uzak bir ülkeye, Avustralya'ya götüreceğiz sizleri. Endonezya yaklaşık 260 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve nüfusu en fazla olan İslam ülkesi. Nüfusunun %87'si Müslüman, %10'u Hristiyan olan Endonezya çıplak gözle gözlem usulü çerçevesinde bize göre bir gün sonra başladı Ramazan'a. Pada hari ini... Her Ramazan'da ülkemiz ay hareketliliğini esas alan gözlem yöntemini kullanıyor. Bu yönteme göre Ramazan'ın başlangıcı için hilalin gözle görülmesi gerekiyor. Endonezya'da camilerde özel Ramazan etkinlikleri için programlar planlandı. Ramazan ayının birinci gününden son gününe kadar sohbet, Kur'an tilavetleri, itikaf ve toplu Kur'an okuma gibi programlar düzenleyeceğiz. 24 saat açık kalacak olan camimizin avlusunda her gün yaklaşık 4000 kişi iftar vereceğiz. Ve bir başka uzak coğrafya Avustralya. Allahu Ekber. Dünyada Ramazan'ın ilk heyecanını yaşayanlar Avustralya Müslümanlarıydı. Örneğin Melbourne şehrindeki Broadmeadows Camii'nde Türkiye'den 7 saat önce kılınıyor teravih namazı. Daha doğrusu Türkiye iftar yaparken orada sahura kalkılıyor. Allahümme salli ala. 600 bini aşkın Müslümanın yaşadığı Avustralya'da saat farkı doğal olarak iftar için de geçerli. Türk aileler arasında ilk iftarda topluca iftar yapmayı tercih edenler güzel bir aile buluşması gerçekleştirdi. Hep beraber iftar açmak bizim için çok sevinçli bir şeydi. Buruk da olsa ilk iftarımızı yaptık. İnşallah bu Ramazan'ın bütün İslam dünyasına huzur, güven ve dayanışma getirmesini ümit ediyorum. Teravih namazlarında, iftar sofralarındaki dualarda Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz unutulmuyor. Her ne kadar bu sıkıntılar bizde bugün olmasa da çevremizde olan biten bu şeyleri görüyoruz. Dua edelim insanlığın geleceği için, Müslümanların geleceği için. İdlib'de savaş mağduru aileler için ilk iftar sofrasını Türkiye Diyanet Vakfı kurdu. Türkiye'de toplanan yardımlar zor durumdaki Suriyelilere ulaştırıldı. Minik çocuklarsa oyuncaklarla sevindirildi. Her biri doğar doğmaz tanıştı bombalarla ve savaşın acı yüzüyle. Onların yüzündeki bu dram Türkiye'nin yardım eliyle bir nebze de olsa siliniyor. Türkiye Diyanet Vakfı bu kez savaşın gölgesindeki İdlib'e götürdü Ramazan sevincini. İdlib'li çocukların yüzünü işte böyle güldürdü. TDV ekibi İdlib'de Türkiye'nin kurduğu bir kampı ziyaret etti. İyilik gönüllüleri önce Suriyeli minikleri hediyelerle sevindirdi.
Suriyeli çocuklar da Türkiye Diyanet Vakfı ekibinin sevgi gösterilerinde bulundu. TDV gönüllüleri İdlib'de ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye'den götürülen yardımları dağıttı. Dağıtılan yüzlerce gıda ve temizlik kolisi, temiz içme suyu Suriyeli ailelerin Ramazan ayını rahatlıkla geçirebilmelerine imkan sağlayacak. Ve iftar vakti. İdliblilerin ilk iftar sofrasını Türkiye Diyanet Vakfı kurdu. Suriyeli çocuklar, aileleri ve vakıf gönüllüleriyle hep birlikte iftar yaptı. İftarın ardından Suriyeli çocuklar mini bir gösteriyle keyifli dakikalar geçirdi. Türkiye Diyanet Vakfı, Esed rejiminin yoğun saldırıları ve iç savaş altındaki Suriye'de Ramazan ayı boyunca 500 bin kişiye yardım ulaştıracak. Gıda, temizlik malzemesi, çocuklara kıyafet yardımı ve iftarlık yiyecek dağıtılacak. Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında Türkiye Diyanet Vakfı ailesinden bir arkadaşımız da ödül aldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın foto muhabiri Ahmet Sami Acar'ın Arakanlı Müslümanları çerçeveye aldığı fotoğrafı Yılın Portre Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. İşte o fotoğrafın hikayesi. Basın mensuplarının katıldığı, foto muhabirlerinin en iyi basın fotoğraflarının ödüllendirildiği bir yarışma. 7-8 kategori var. Bu kategorideki portre kategorisinde birinciliğe layık görüldüm. Yıllardır Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte birçok insani yardım faaliyetine katılmıştı Ahmet Sami Acar. Defalarca yıkılmış evler, yağmalanmış köyler, öldürülmüş insanlar görmüştü. Onun görevi bu zulmü dünyaya fotoğraf kareleri aracılığıyla duyurmaktı. O karelerden biri Yılın Portre Fotoğrafı ödülünü getirdi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında ödüle layık görülen fotoğraf, Arakanlı Müslümanların dramını anlatıyordu. Sitve'de bulunan en büyük mülteci kampı, yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı bir mülteci kampında tek başıma dolaşırken bir yapı gözüme çarptı. Ya bildiğiniz bambudan yapılmış bir ev. Önünde gayet uzun bir sıra var. Ne oluyor diye bakarken, merak ederken girdim içeri. Şey olduğunu öğrendim tabii orada. 200 bin kişiye sadece 3 tane sağlık ocağı haftanın belli günlerinde sağlık hizmeti veriyor. O esnada çekim yaparken bir anne dikkatimi çekti. Elinde bebeğiyle gelmişti. Zorluğun, bütün problemlerin acısı yüzüne vurmuş bir anne. Bebeğini tedavi ettirmeye çalışıyordu. Orada gördüm ve deklanşöre bastım. Türkiye Diyanet Vakfı'nın foto muhabirliğini yapan Ahmet Sami Acar, TDV'nin Rohingyalılara yaptığı yardımı aldığı ödülden daha çok önemsiyor. Ona göre Arakanlı Müslümanların çektiği sıkıntıları kelimelere sığdırmak çok zor. Düşünün, 200 bin kişi kendi vatanınızda, eğitim hakkınız yok, oy hakkınız yok, evlenme hakkınız bile neredeyse yok. Sağlık hizmetlerine ulaşma hakkınız yok. Türkiye Diyanet Vakfı düzenli olarak Arakanlı mültecilere ve yine Sitve'deki yardıma muhtaç kardeşlerimize düzenli olarak insani yardım ulaştırıyor. Asıl bence önemli olan taraf bu. Acar'ın hayatında Arakan Müslümanlarının büyük bir anlamı var. Unutamadığı bir olayı şöyle anlatıyor. 60'ın üzerinde ülkede görev yaptım. Bunların çoğu trajediydi. Trajedi bölgeleri, açlık, savaş, felaket vesaire. Beni en çok etkileyen, 2000 en son Bangladeş'te olan Arakanlı göçmen felaketi. Orada duyduğum hikayeler, dinlediğim şeyler, gördüğüm olayları hiçbir şekilde unutamam. Evet, arkadaşımızı biz de tebrik ediyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünün gündemini sizlere duyurarak veda edelim. Gazze'de 62 masumun katledilmesine Türkiye en başından beri en fazla tepki gösteren ülke olarak kendisini gösteriyor. Bu kapsamda ilk diplomatik adımı olarak dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırmak olmuştu. Bu çağrı üzerine İslam Zirvesi Konferansı olağanüstü toplantısı bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bugün sabah saatlerinde düzenlenecek değerli izleyenler. Türkiye bugün ayrıca Gazze'deki katliama tam gün tepki gösterecek desek yeridir. Öğleden sonra da Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı öncülüğünde Yeni Kapı miting alanında Filistin halkına destek amacıyla Zulme Lanet Kudüs'e destek mitingi düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. FETÖ davaları sürüyor. Davalar bugün Ankara, İstanbul ve Sakarya'da görülecek. Evet, bir kez daha cumanızı tebrik edelim, hayırlı cumalar dileyelim sizlere ve bugünkü hutbenin konusunu sizlere duyuralım değerli izleyenler. Tahmin edebileceğiniz gibi dinmeyen yaramız Kudüs başlığıyla aktarılacak bugünkü hutbe ve
yaşanan bu zulme karşı hayatını kaybeden, şehit edilen 62 Filistinli kardeşimiz var. Bu katliama karşı sessiz kalınmaması vurgulanacak bugünkü hutbede. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Hayırlı haberler alacağınız güzel bir gün olsun, bereketli bir gün olsun, güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.